Adem'in günah işleten neydi biliyor musunuz? Adem'i cennetten kovduran. Kavramı yanlış tanımlaması. Yani kavramsal düzeyde işlediği hataydı. Neydi o? Şeytan kendisine dedi ki en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel kalbi. Buradaki Adem kıssasını sembolik bir kıssa olarak okuyabiliriz zaten. Tüm insanoğlunadır. Buradaki Adem de Ademoğludur, insanoğludur. İnsanoğlu hep Adem gibi bu imtihanı görecek. Onun için hepimiz Adem'iz. Ve böyle bir daha dinleyin. Ne dedi? En tekûnâ melekeyne en tekûnâ minel halide. İki melek olmak istemez misiniz? Ya da ebedileşmek istemez misiniz? Şeytan dedi bunu. Peki Adem ve eşi ne yaptılar? Bunun düşman olduğunu unuttular. Düşman insan, yani düşman düşmanının iyiliğini istemez. Öyle değil mi? Düşman olduğunu unuttuğunda zokayı unuttu. Düşman olduğunu unutmayacak. Şeytanın düşman olduğunu unutmayacaksın. O dev hikayesini de anlatır, öyle noktalayayım. Devler ülkesinde adil bir padişah varmış ve yönetilmiş. Bir gün devler ülkesinde bir çıfır çıkmış. Bir efendim rangaste, teröriste oraya buraya zarar vermeye başlamış. Bu devler ülkesinin adil padişahı bu yaramaz deve cezasını vermek için gelmiş. Yürüleyerek. Nerede o demiş. Bakmış ki pabuç pahalı. Hemen korku başlamış. Yüzünün rengi akmış. Titremeye başlamış. Ne yapacağız? Eşi demiş ki o yaramaz devin. Ben bir tedbir düşündüm. Hiç ağzını açma demiş. Şuraya yat. Üstüne yorganı atmış, sermiş. Ayaklarını da açıkta bırakmış. Gelmiş devler ülkesinin adil padişahı ve demiş ki nerede o küstah, nerede o zalim, nerede o mazlumların hakkını yiyen? Karısı demiş ki çocuk uyuyor demiş. Onu der demez bu adil devler ülkesinin adil hükümdarı, adil kralı olan devin bakmış ki ayakları kendi ayağından küçük değil, o kadar. O anda rengi artmış, vücut kimyası değişmiş ve tedbiri şaşmış. Niye? Çünkü çocuğu böyleyse diye düşünmüş, babasını yani görmeyelim biz. Bu iş pabuç pahalı. Oysa o ana kadar titreyen oydu. Ama o andan itibaren titreyen kendisi olmuş. O ana kadar korkan haksız olandı. Ama o andan itibaren korkan haklı olan olmuş. Peki yapması gereken neydi? Yorganı kaldırmak. Değil mi? Yorganı kaldırmak. Yorganı kaldırsaydı o zaman görecekti ki o çocuk değil. O babanın ta kendisi. Yani zalim devin ta kendisi. Ve cezasını verecek. İşte böyle yapıyoruz. Yani düşmanın dediğine doğrudur diye inandığınızda, onu unuttuğunuzda o zaman yeniliyorsunuz.